Gençler merhaba, küresel aynalarda görüntü kısmına bakacağız. Bu konuyu simülasyonlarla bezedik arkadaşlar adeta. Ve bu konu simülasyonlar olmazsa olmaz dediğimiz konulardan birisi. Diğer türlü çok soyut ve ezber kalan ve zihnimize oturmayan konulardan birisi olduğu için harika simülasyonlarla müthiş bir derse hazır olun. Dersimize çukur aynalarda görüntüyle başlıyoruz. Çukur aynalarda görüntüyü 6 durumda inceleyeceğiz. Birincisi, cisim sonsuzda ise görüntünün özellikleri nasıl olur? Örneğin güneş. Güneş bir çukur ayna için sonsuzdaki bir cisim olacak. Bir çukur aynanın odak uzaklığını düşünürseniz belki yarım metre, hadi 1 metre olsun, 2 metre olsun fark etmez. 2 metreye göre güneşin uzaklığı sonsuz büyüklükte diyebiliriz. Sonsuzdan gelen ışınlar asal eksene paralel gelir. Paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrar. Işınlar odak noktasında kesiştiği için görüntü odakta nokta şeklinde oluşacaktır. Görüntünün yeri odak noktasında, boyu noktasaldır, nokta şeklinde. Peki görüntü gerçek mi, sanal mı? Bu görüntü gerçek görüntü olacak. Gerçek görüntü ile sanal görüntünün farkı nedir? O kısma bir değinelim. Görüntü, ışınların uzantıların kesişimiyle oluşuyorsa bu görüntü sanaldır. Gerçek görüntü ise ışınların kendisinin kesişmesiyle oluşur. Düzlem aynadaki cismi hatırlayalım gençler. Düzlem aynada cismin görüntüsü oluşurken ona ışın gönderiyoruz. Işınların uzantısı ile oluşan bir görüntü vardı. Dolayısıyla düzlem aynadaki görüntü sanal görüntüdür. Çünkü ışınların uzantısıyla oluşan bir görüntü vardır ortada. Çukur aynanın bazı bölgelerinde ise cisimden çıkan ışınların kesişmesiyle görüntü oluştuğu için bu görüntüye gerçek görüntü diyeceğiz. Yani buradaki kastettiğimiz uzantı ve ışınların kendisi kısmı bu şekilde olacak. Biraz sonra da genelleme yapacağız. Ters görüntülere de gerçek görüntü diyeceğiz. Düz görüntülere sanal görüntü diyeceğiz. Gerçek görüntüye doğrudan görülemez. Bu genelde mercekler için geçerli bir kural olsa da burada da zaman zaman kullanacağız. Bir perde ya da ekran üzerine düşürülmelidir gerçek görüntü. Mesela Sinevizyon. Bu sinemalardaki hatırlayın perde olayını arkadaşlar. Sinevizyonlarda, televizyonlarda ekran olmazsa ışınlar kesişemeyeceğinden dolayı görüntü oluşamaz. Burada da ışınların kendisi kesiştiğinden dolayı bu görüntüye gerçek görüntü dedik. İkinci özelliğimiz cisim merkezinin dışında ise görüntünün özellikleri nedir? Gençler normalde görüntü çizerken ışın gönderilir. Ama biraz sonra ben bunu özetlediğimde ışınlara gerek kalmayacak şekilde olayı öğrenmiş olacağız. Ne demek istediğimi ben şöyle anlatmış olayım. Bir noktadan ışın gönderiyorum çukur aynaya, paralel gönderiyorum. Ve bu ışın odaktan geçecek şekilde yansımaya uğradı. İkinci bir ışın gönderiyorum bildiğim bir noktaya. Ben tepe noktasına göndermiş olayım. Odağa da gönderebilirdik, merkeze de gönderebilirdik. Eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğradı. Işınlar burada kesiştiğine göre bu cismin görüntüsü burada oluşacaktır. Yani yeri F ile M arasında, boyu küçük, yönü ters. Görüntü terse her zaman gerçektir gibi bir genelleme yapacağız arkadaşlar. Bu görüntü gerçek görüntüdür. Tabi bu genellemeye bakmaksızın ışınların kendisi kesiştiği için gerçek görüntü demiş olduk. Görüntünün boyu ile ilgili bir not daha geçmiş olayım. Buradaki görüntü ya da cisim, yani nesnelerin aynaya uzaklığı ile boy doğru orantılıdır. Boy doğru orantılıdır. Bunu ileride not olarak yazdıracağım. Şimdi hatırlatmış olayım ben. Yani şuradaki uzaklık ile cismin boyu doğru orantılı olacak. Yakındaki cisim daha küçüktür gibi bir genelleme yapacağız burada. Uzaktaysa daha uzun boyludur, yakındaysa daha küçük boyludur. Biraz sonra cismi merkeze alıp görüntü özelliğine bakacağız. Sonra buraya alıp görüntü özelliğine bakacağız. Odağı alacağız. Sonra odakla ayna arasına alarak bunların özelliklerine bakacağız. Şimdi bunları ben simülasyonda size özet olarak bir göstermiş olayım ne demek istediğimi. Bakın gençler merkezin dışında kalem şeklinde bir cismimiz var. Onun görüntüsü de burada. Ve gönderdiğimiz iki ışın. Cismi tutuyorum, hareket ettiriyorum. Görüntüyü takip edin gençler. Biraz sonra merkeze geleceğim. Görüntü de merkezde olacak. Ve MF arasına geldiğimde görüntü dışarı çıkmış olacak. Odağa geldiğimizde görüntü sonsuzda olacak.
ve sonra odakla ayna arasına geldiğimde görüntü aynanın arkasında olacak. İşte burada size anlatacağımız 6 madde bundan ibaret gençler. Hepsi şu kadar aslında. Şu özellikleri bileceğiz. Bu simülasyon aslında bize çok şeyler anlatıyor. Görüntü yaklaşırken, uzaklaşırken nerede büyür, nerede küçülür? Bununla ilgili de harika metotlarımız olacak size. Öğretme metotlarımız. Yani ezber değil, tamamen mantık üzerine duracağız arkadaşlar. Cisim merkezde ise temsili iki ışınımı göndereyim. Normalde göndermeye gerek olmadan siz bunu görmeye çalışın. Paralel ışın gönderdim. Odadan geçecek şekilde yansıdı. Tepe noktasına bir ışın gönderdim. Eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğradı. İşte cismin görüntüsü burada oluştu. Görüntünün yeri yine merkezde oldu. Boyu eşit oldu çünkü aynaya uzaklıkları eşit. Yönü ters ve görüntü gerçek görüntüdür. Çünkü ışınların kendisi kesişti. Ya da ters görüntü, gerçek görüntü diyeceğiz. Burada merkeze özel şu durumu da hatırlayalım gençler. Merkezden gönderdiğim bir ışın kendi üzerinden geri yansıyordu. Şöyle dik geldiği için kendi üzerinden geri yansıyorsa yani cismin görüntüsü yine merkezde olacak diye buradan da mantık yürütebiliriz. Evet, merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde oldu. Tepe noktasına bir ışın gönderiyorum. Eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğradı. Burada kesişme var ve ışınların kendisi kesişiyor. Gerçek görüntü dolayısıyla. Görüntü M'nin dışında oldu. Yeri M'nin dışında. Boyu daha büyük oldu. Çünkü daha uzakta. Yönü ters ve gerçek görüntü oldu. İleride şu özelliği vereceğiz. 1.5 F'e konulan cismin görüntüsü 3 F'de olacak. Dolayısıyla MF arasını bu şekilde genelleme yaparak da zihnimizde kalmasını sağlayacağız. Cisim odak noktasına konulursa paralel ışın gönderiyorum. Odaktan geçecek şekilde yansımaya uğradı. Tepe noktasına gönderdiğim ışın yine eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğradı. Gençler burada şu ışınlar kesişmiyor. Paralel gidiyorlar. Çok tartışmalı da olsa şöyle bir özelliğimiz var gençler. Paralel ışınlar sonsuza kesişir. Bu ışınlar sonsuza kesişiyorsa o zaman görüntü sonsuzdadır. Görüntünün yeri sonsuzda. Ve boyu sonsuz kadar büyük şeklinde yorum yapabiliriz. Paralel ışınlar sonsuza kesişir mi sorusu çok tartışılan bir özellik olduğu gibi bunu düzlem geometrisi olarak düşünmeyin. Bu bir küresel geometri gençler. Küresel geometride kesişme olur. Siz lisede düzlem geometrisi üzerine durduğunuz için bu mantık çok ters gelebilir. Bu meseleleri birbirine karıştırmayalım. Ve 6. ve son özelliğimiz çukur aynalar için cisim FT arasında ise bir ışın gönderiyorum. Sal eksene paralel olacak şekilde odaktan geçti. Böyle uzantısını da alalım. Tepe noktasına bir ışın gönderiyorum. Tepe noktasına gönderdiğim ışın eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğradı. Onun da uzantısını alıyorum. Çünkü burada uzantıların kesişmesi söz konusu. Şu ışınların kesişmesi mümkün değil. Yani cismin görüntüsü aynanın arkasında oluştu. Yeri aynanın arkasında. Boyu daha büyük olacak. Yönü düz olacak. Düz ise sanal diye genelleme yapabiliriz. Tabi buradaki sanal olmasının sebebi uzantılardan dolayıdır. Uzantıların kesişmesiyle elde edilen görüntü sanal görüntüydü. Merkezin dışındaki, buna 3 F demiş olalım. 3 F'deki 1.5 F'de yaklaştırıyorum, merkeze getiriyorum. Görüntü de büyüyerek merkeze geliyor ve eşit boyda oldu. Cismi odağa doğru getiriyorum. Görüntü büyüyerek uzaklaşıyor, aynadan uzaklaşıyor. Ve odağa geldiğimde ışınlar paralel olduğundan dolayı paralel ışınların görüntüsü sonsuza oluşur dedik. Sonra biraz daha yaklaştırdığımda sanki sonsuzdan gelip aynanın arkasına dolanmış gibi bir durum söz konusu. Görüntü uzantıların kesişmesiyle aynanın arkasında oluştu. Ve aynaya yaklaştıkça görüntünün küçüldüğünü görelim. Şöyle toparlayacak olursak optikte tersinir özellik vardı. Aslında bir özelliği öğrendiğimizde tersini de öğrenmiş oluyoruz. Birinci özellikle demiştik ki cisim sonsuzda ise görüntü odakta nokta şeklindeydi. O zaman bunun tersindiri 5. madde oluyor. Cismi odağa koyarsam görüntü sonsuzda oluyor. Yani 1. ve 5. maddemiz birbirinin tersindiri. 2 ve 4. madde de birbirinin tersindiri oluyor. Merkezin dışına koyduğumuz cismin görüntüsü FM arasında ise F
FMR arasına koyduğum cismin görüntüsü merkezin dışında oluyor. Bu iki madde de yine birbirinin tersineri. Bu şekilde aradaki bağıntıları görelim gençler. Merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde, bu tam ortadaki bir özellik. Ve altıncı madde olarak FT arasında, yani F ile ayna arasındaki cismin görüntüsü aynanın arkasında. Bu altıncı madde de gençler tümsek aynanın özelliğinin tersineri olacak. Görüntünün sadece sanal olduğu durum burada söz konusu. Yani çukur aynada görüntü hem sanal olabilir hem gerçek olabilir. Tümsek aynada yalnız sanal olacak. Birkaç örneğe baktıktan sonra tümsek aynayı da vermek istiyorum. Aslında ona yedinci özellik olarak verebiliriz burayı tamamlamak için. Örnekte diyor ki odak uzaklığı F, merkezi M olan çukur aynada cisim F'ye yaklaştırılırken cismin görüntüsü için hangileri söylenebilir? Boyu büyür mü, aynaya yaklaşır mı yoksa aynadan uzaklaşır mı gibi sormuş. Böyle soruları pek çok metotla yapabiliriz. Ben burada genelleme yapacağım, çok şık bir özellik vereceğim biraz sonra. Önce herhangi bir yolla çözmüş olayım. Farz edeyim ki cisim ilk başta burada olsun. İlk durum diyelim, birinci durum. O zaman görüntü burada arkadaşlar. Buna da bir üstü diyorum. Ve cismi alayım, odağa koyayım arkadaşlar. İkinci durumda odak olsun. Ne yapıyorum? Bakın uç noktalar için yorum yapıyorum. İkinci odaktaysa o zaman odaktaki cismin görüntüsü neredeydi? Görüntü sonsuz aydı arkadaşlar. Yani ikinci görüntü. Görüntü buradayken sonsuza gitmiş. Ve sonsuza giden görüntü sonsuz kadar büyür. Yani boyu da büyümüş olacak. O zaman görüntünün boyu büyür. Doğrudur. Aynaya yaklaşır. Hayır. Sonsuza gittiği için aynadan uzaklaşır olacak. Bu tarz sorular için size çok şık bir özellik yazdırıyorum. Çukur aynada odağa yaklaşırken çukur aynada odağa yaklaşan cismin boyu büyür. Aynaya olan uzaklığı artar. Yani aynadan uzaklaşır. Cümlemiz düşük olmuş. Çukur aynada odağa yaklaşan cismin görüntüsü diyeceğiz. Boyu büyür. Aynadan uzaklaşır. Niye? Çünkü odakta sonsuzluk kavramı var arkadaşlar. Odaktaki cismin görüntüsü sonsuzdadır. Sonsuz kadar uzaktadır. Sonsuz kadar büyüktür. Bakın gençler, burada cismi odağa doğru yaklaştırıyorum. Nereden yaklaştırdığımın bir önemi yok. İster merkezin dışından geleyim, ister merkezin içinden geleyim, fark etmez. Cismi odağa yaklaştırırken bakın odağa geldiğimde görüntü sonsuza gitti ve sonsuz kadar büyüdü. Bu özellik asıl şurası için de geçerli. Bakın buradaki bir cismi odağa doğru getiriyorum bakın. Odağa doğru getirirken görüntünün boyu büyüyor ve sonsuza doğru gidiyor. Bunun genelde bize tersi sorulacak. Cismi aynaya yaklaştırırsam ne olacak diye soracaklar. Odağa yaklaştığında büyüdüğü için aynaya yaklaştığında da küçüldüğünü fark edeceğiz. Zaten cismi tam aynaya yapıştırırsam kendi boyu kadar bir görüntü elde ederim. Odakta da sonsuz kadar büyükte bir görüntü vardı. Yani sonsuzdan kendi boyuna doğru geliyor aslında. Bu altın kurallarımız size çok fayda sağlayacak. Diğer türlü konu karma karışık olacaktır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Odak uzaklığı F olan çukur aynada cisim ok yönde kaydırılırken cismin görüntüsü için hangileri doğrudur? Boyu ve uzaklığı için bize soru sormuş. Aynaya doğru yaklaştırırken diyorum ki eğer bu cisim odakta olsaydı odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda olacaktı. Buraya yaklaştırdığımda yaklaşık kendisi kadar bir görüntü oluşacak. Yani görüntü sonsuzdaydı. O zaman aynaya yaklaştırırken sonsuzdan küçülerek geliyor. Yani büyür, yanlış olur. Aynaya yaklaşır mı? Evet, aynaya yaklaşır. Hatta aynaya dokundurursam görüntü de aynaya dokunur. Gerçek görüntü mü olur? Hayır, görüntü sanal görüntüdür. Çukur aynada bir cismin görüntüsü sanal oluyorsa görüntünün özellikleriyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Gençler, görüntü sanal ise sanal olduğu durum FT arasındayken bu durum geçerliydi. Evet, FT arasındaki cismin, şöyle çizeyim ben, burası F, burası T. Cisim buradaysa görüntü arkada ve büyük ve uzakta olacaktı arkadaşlar. Cisimden büyüktür, doğrudur. Terstir, yanlış. Aynanın arkasındadır. Bu da doğru oldu arkadaşlar. Bunu doğrudan bir özellik olarak bileceğiz. Tek sanal durum için geçerli bir özellik. Odak noktası F olan çukur ayna ve düzlem aynadan oluşan düzenekte noktasal K ışık kaynağından çıkan ışınların önce düzlem sonra çukur aynada yansımasıyla oluşan görüntü hangi noktada oluşur?
Evet, önce düzlem ayna demiş. O zaman bu K cisminin önce düzlem aynadaki görüntüsünün yerini bulalım. Düzlem aynaya dik bir ışın gönderiyorum. Onun simetrisini alıyorum. O zaman K cisminin birinci görüntüsü burada. Sonra çukur aynadaki görüntüsünü soruyor. Gençler, burasının özelliği nedir? Şurası 1F ise burası merkezdir. Merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde olacak ve ters olacak, diğer tarafta olacak. O zaman görüntü burada oluşur. Yani K'nın ikinci görüntüsü iki noktasındadır diyoruz. Bu ÖSYM'de çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar. Bu tarz soruları bekleyebilirsiniz. Tümsek aynada görüntü özelliklerine bakmış olalım. Birincisi, cisim sonsuzda ise sonsuzdaki cismin, güneşin ışınları bize paralel olarak gelir. Paralel gelen ışınların uzantıları odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrarlar. Asal eksene paralel gelen ışınların uzantısı odaktan geçti. Işınların uzantısı odakta kesiştiği için görüntü odaktadır. Yani yeri odakta. Boyu nokta şeklinde ve bu görüntü sanal görüntüdür. Uzantıların kesişmesiyle elde edildiği için buna sanal görüntü diyoruz. İkinci maddemiz, cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman. Tümsek aynada tek bir özelliğimiz var gençler. Cismi nereye koyarsak koyalım, görüntünün belli özellikleri ve belli yeri olacak. Daha doğrusu belli sınırlı bir yerde olacak. Ben yine ışınlar göndererek çizmeye çalışayım. Birinci ışını paralel gönderiyorum. Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansımaya uğradı. İkinci ışını tepe noktasına gönderiyorum. Eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğradı. Ve şurada bir kesişim oldu arkadaşlar. Yeri FT arasında. Boyu her zaman küçük. Yönü her zaman düz ve her zaman bu görüntü sanaldır. Tümsek aynamızın tek özelliği var diyebiliriz arkadaşlar. Her zaman için şu sınırı çizeceğiz. Bunu bir simülasyonda görelim biz. Evet, tümsek aynamız var ve bir cismimiz var. Bakın, cismi nereye koyarsak koyalım, görüntü her zaman gençler FT arasında oluşuyor. Odak noktası, tepe noktası. Bakın, bu sınırların dışına çıkamıyor arkadaşlar. Bunu ışınla da şöyle göstermiş olayım. Sınırlı bir özelliği var. Dolayısıyla hiçbir zaman gerçek görüntü elde edemiyoruz. Ve ters görüntü elde edemiyoruz. Bunu da bilmekte fayda var. İşte demiştim ya, optik tersinirdir. Bu tümsek aynadaki görüntü aslında çukur aynadaki 6. maddedeki durumun tersiniri oluyor. Şöyle karşılaştırma yapmış olayım. Çukur aynada cismi FT arasına koyarsak görüntü aynanın arkasında oluşuyordu. Tümsek aynada cismi aynanın önünde herhangi bir yere koyduğumuzda görüntü her zaman FT arasında oluşuyor. Cisim burada, görüntü burada, cisim burada, görüntü burada. Bu iki maddede birbirinin tersiniri. Ve geometrik olarak da aynı hesaplamalar çıkar karşımıza. Çukur ve tümsek aynalar günlük hayatta nerede kullanılır? Bir kazanım, bilmemiz gereken bir kazanım gençler. Dişçi aynalarında kullanılır. Dişçi aynalarında çukur ayna kullanılır. Sanal ve daha büyük bir görüntü elde ediliyor. Makyaj aynalarına, büyüteç dediğimiz makyaj aynalarına kullanılıyor arkadaşlar. Burada da çukur ayna kullanılıyor. Zaten görüntü büyütülüyorsa bu ancak çukur aynada geçerliydi. Tümsek aynada her zaman küçük görüntü elde ediyoruz. Araba farlarında yahut el lambalarının içerisinde çukur ayna kullanılır gençler. Odağına bir lamba yerleştirilerek ışınların paralel ve daha düzgün bir şekilde gitmesi sağlanabilir ya da odağa yakın bir yere konulabilir gibi düşünebiliriz. Yol kenarlarından kullanılan, trafikte kullanılan tümsek aynalar var gençler. Köşelere konuluyor araçlar birbirini görsün diye. Dikiz aynalar var, yine tümsek ayna kullanılıyor dikiz aynalarında. Ve şu araç güvenlik kontrol için yine tümsek aynalar kullanılıyor. Bunun sebebi aracın altının hepsini görebilmek için görüntünün küçültülerek aynaya sığması sağlanıyor. Bunun dışında güneş ocakları var. Yemek pişirmek için kullanılan güneş ocakları çukur aynadan oluşuyor. Çanak antenler var. Yine çukur ayna mantığıyla kullanılan bir mekanizma. Bu çanak antenlerle çukur aynaların benzerliğini başka bir derste ele alacağım. Ayrıntılı ele alacağım. Piyasada pek çok yanlış bilgi dolaşmakta. Bu bilgiyi de düzeltmek amaçla burayı ayrıca ele alacağım. Bir diğer dersimizde çukur ve tümsek aynadaki görüntülerle ilgili genel bir soru çözümü yapacağım arkadaşlar ve bazı ince özellikleri orada vermiş olacağım. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Thank you.